Herkese merhabalar. Pembe Matölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere hemen hemen her rengi yapılan hem kız hem erkek bebeklerimiz için kapşonlu, saç örgülü gayet güzel bir tulum çalışması yapacağız. Tulumumuz sadece haroşalardan oluşmakta ve saç örgü kısmımız da düz örgülerden oluşmaktadır. Şu şekilde kenarda da bir hat yaptım düz bir şekilde. Tulumumuza robadan başlıyoruz. Ayrımlarımızı yaptıktan sonra arttırmalarımızla devam ediyoruz. Kol çalışmalarımız, beden, ağ, daha sonra bacak çalışmamızla bitiriyoruz. Daha sonra yakadan ilmek çıkarma yöntemiyle kapşonumuzu örüp, kulaklarımızı da örüp dikim çalışmalarıyla tulumumuzu bitireceğiz. Tulumumuz 1 yaş ölçüsündedir. İp olarak ben Nako Elit kullandım. Sizler istediğiniz herhangi bir orta kalınlıkta bebe yünüyle de örebilirsiniz. Renk olarak 10.482 kullandım. Aynı renkte örmek istiyorsanız. Şiş numarası olarak da 4 numara kullandım. Ama sizler yine elinizde sıkılığına ve gel şekline göre şiş numaranızı küçültebilir veya arttırabilirsiniz. 3,5 yumak yeterli olacaktır. Ama sizler şiş numaranız büyüdükçe ya da ilmek atışınıza göre miktar, gerekli olan ip miktarı değişebilir. Şimdi robadan aşağıya doğru santimini ölçelim. 52 santim. Kolumuz katlı olarak 30 santim. Beden genişliğimiz 28 santim. Kapşonumuzu da ölçelim. Şu şekilde. O da 21 santim kapşonumuz. Bedenden ağ kısmına kadar ölçelim. O da 32 santim. Robadan, şu roba başlangıcından ağ kısmına kadar olan bölümümüz 32 santim. Bacak kısmımızı ölçelim. Katlı olarak 19 santim. Şöyle. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi bu güzel tulumumuzun yapımına geçelim. Tulumumuza 4,5 numaralı şiş ve 86 ilmekle başladım. Şimdi hemen ilk sırada kulumumuzu yapacağız. Kulumumuz için hemen ilmeklerimizi haroşa olarak örmeye başlıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 ilmek sabit olan haroşamızı ördük. Daha sonrasında 7 ilmek düzümüzü öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek düzümü ördüm. Sonrasında bir gizli artırmamı yapıyorum. Daha sonra yine 2 ilmek düzümü örüyorum. Bir gizli artırma daha yapıyorum. Ve bu sefer kol için 8 ilmek haroşamı örüyorum.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek haraşomu ördüm. Sonrasında yine bir gizli artırma yapıyorum. Daha sonrasında 2 ilmek düzüm örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Şu şekilde bir gizli artırma yapıyoruz. Ve arka bedenimize geldik. Arka bedenimiz için 20 ilmek haraşomuzu örüyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 ilmek haraşomuzu ördüm. Yine bir gizli artırmamızı yapıyoruz. 2 ilmek düzüm örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Daha sonra yine kol çalışması için 8 ilmek haraşomu örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek haraşomu ördüm. Yine bir gizli artırma. 2 ilmek düz. Bir gizli artırma. 7 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek düzümü ördüm. Daha sonra 14 ilmek haraşomu örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ilmek haraşomu örüp ilk kurulumumuzu yapıyoruz. Artırmalarımızı yaptık. Şimdi örgümüzün arka tarafına geliyorum. Şimdi burada düz bir hattın gitmesi için arka tarafta iki kenar ilmeğimi örmüyorum. Daha sonra ipimizi böyle öne alıyoruz ve örmeye devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 haraşo ilmeğimi tekrar ördüm ve daha sonra diğer ilmeklerimi, 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arttırdığımız ilmeği de ters olarak örüyorum. Şu şekilde. Daha sonra 2 ilmek düzüme geliyorum. Onu da ters olarak örüyoruz. Sonrasında ipi diğer tarafa geçiriyorum ve ilmeklerimi arttırma ilmeğimizle dahil haraşo olarak örüyoruz. Kol bölümümüzdeki ilmeklerimizi haraşo olarak örüyoruz. Her sırada 8 ilmeğimiz artıyor. Arttırma ilmeğimizi şu şekilde haraşo olarak örüyoruz. Arka bedenimize geldik. Arka bedenimizde de 20 ilmek örmüştük. Bir saniye.
arttırma yerimizi ters olarak örecektik. Burada bir gizli arttırmamızı yaptık. Daha sonrasında ipimizi kendi tarafımıza alıyoruz. İki ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Sonrasında ipimizi diğer tarafa alıyoruz. Ve arka bölümümüze geçiyoruz. Daha sonra arkadaki ilmeklerimizi örüyoruz. 20 ilmek olarak başlamıştık. Bu sırada 22 ilmek olarak devam edeceğiz. Arkadaki 22 ilmeğimizi arttırma yerimize kadar ördük. Bir gizli arttırmamızı da haroşa olarak ördük. Daha sonra ipi kendi tarafımıza yine alıyoruz. 2 ilmek düzümü örüyorum. Düzümü ters olarak ördüm. Daha sonra ipi yine diğer tarafa alıyorum. Kol bölümümüze geldik. Gizli arttırmamızı haroşa olarak örüyorum. Buradaki artış ilmeklerimizin ile beraber 10 ilmeğimiz oldu. Artış ilmeğimizi de ördük. Sonrasında ipi kendi tarafıma alıyorum. 2 ilmek düzümü ters olarak örüyorum. Ön tarafımıza geldik. Burada da artış ilmeğimle beraber 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daha sonrasında ipimi diğer tarafa alıyorum ve 14 ilmek sabit olan haraşamızı örüyorum. Kenarda 2 ilmek kalana kadar haraşalarımın tamamını örüyorum. 2 ilmeğimiz kaldığımızda ipimi kendi tarafa alıyorum ve 2 ilmeğimi örmeden ön tarafa geçiyorum. Ön tarafımıza geçtik. Burada 2 ilmeğimi, kenardaki 2 ilmeğimi örüyorum. Bu köşede bir düz hat oluşturacağız. Daha sonrasında 14 ilmeğimi, haraşalarımı tamamlıyorum. (2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14). Sonrasında düz ilmeklerimi örüyorum. Düz ilmeklerimi de 8 ilmek olarak öreceğiz. 2, 4, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi ördüm. Sonrasında bir gizli arttırma. 2 ilmek düzüm örüyorum. Bir gizli arttırma. 2 kol için haraşa ilmeklerimi örüyorum. Bir önceki sırada 8'di. Bu sırada 10 ilmek olarak öreceğiz. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmeğimizi ördük. Sonrasında bir gizli arttırmamızı yapıyoruz. 2 ilmek düzümü örüyorum. Bir gizli arttırmamı yapıyorum. Sonrasında arka için 22 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Bir gizli artırmamı yapıyorum. 2 ilmek düzümü örüyorum. Yine bir gizli artırmamı yapıyorum. Ve 10 ilmek haraşamı örüyorum. 4 5 6 7 8 9 10. Daha sonrasında yine bir gizli artırmamı yapıyoruz. 2 ilmek düzümüzü örüyoruz. Bir gizli artırmamızı yapıyoruz. 8 ilmek düzümü örüyorum. 8 ilmek düzümüzü ördük. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek haraşamız yine sabit olarak kaldı. 14 ilmeğimizi örüp ikinci kurulum sıramızı bitiriyoruz. Yine arkada birinci sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Bu son 2 ilmeğimizi de örelim. Yine 2 ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sabit olan 14 ilmek haraşamı örüyorum. Daha sonra düz ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arttırdığımız ilmeği önlerde arkadan ters olarak örmeye devam ediyoruz. Ta ki 12 ilmek olana kadar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Daha sonrasında ters örüyoruz. Bu şekilde bu sıramızı da bitiriyoruz. 3. sıra arttırmamızı da yapıyoruz. 4. sıra arttırmamızda düz ilmeklerimizi, burgu işlemimizi yapacağız. 8 ilmeğimiz vardı. Şimdi arttırma ilmeğimizle beraber 9 ilmeğimiz oldu. 2 ilmek düzümü de ters olarak ördüm. Yine ipimi ön yüze geçirip ilmeklerimizi haraşa olarak örüyorum. Yine sonda da aynı işlemi yapıyoruz. 1 ilmek gizli artırmamı yaptıktan sonra gizli artırmamı da ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de 14 ilmek kalana kadar ters olarak örüp diğerlerini de haraş olarak bitiriyoruz. 3. sıra arttırmamızı da aynı bu şekilde yapıyoruz. 4. sıra arttırmamızda burgu çalışması için geliyoruz. Tulumumuz için 4. artış sırama geldim. Ve şuradaki ilmeklerimi düz olarak örmüştüm. Bu ilmeklerimiz toplam 10 ilmeğe kadar çıktı. Şimdi biz 8 ilmek üzerinden ilk burgu çalışmamızı yapacağız. Daha sonra ikinci burgu çalışmamızda buradaki ilmeklerimizi zaten 12'ye çıkartmış olacağız. Kenardaki sabit olan 14 ilmek haraşamı ördüm. Ve ilk 4 ilmeğimi şöyle küçük bir şişim vardı. Onu alıyorum. Şu şekilde. Daha sonra sıradaki 4 ilmeği örüyorum. 1 2 3 4. Sonrasında ilk 4 ilmeğimi soldaki şişime geçiriyorum. Şu şekilde. Soldaki şişimi alıyorum.
ve oradaki 4 ilmeğimi de örmüş oluyorum. Böylelikle ilk burgu çalışmamızı yaptık. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonra kalan 2 düz ilmeğimi de örüyorum. Yine bir gizli artırmamı yapıyorum. Tekrar 2 ilmek düzümü örüyorum. Bir gizli artırmamı yapıyorum. Haroşa ilmeklerimi örüyorum. Ve kol bölümümüze geldik. Sıra sonuna kadar, diğer burgu çalışmamızın olduğu yere kadar arttırmalarımızı bu şekilde yapıp ilerliyoruz. Diğer tarafa geldim. 14 ilmek haroşa ve 10 ilmek düz olan şu bölüme kadar geldim. Kolumuzu bitirdik, bir gizli arttırmamızı yaptık, 2 ilmek sabit olan düzümüzü ördük ve tekrar bir gizli arttırmamızı yine yapıyoruz ve 2 ilmek düzümüzü örüyoruz. Daha sonrasında ilk 4 ilmeğimi yine bir aparat yardımıyla alıyorum. Şekilde. Daha sonra bunu arkaya geçiriyoruz. Ve ilk 4 ilmeğimi, sonraki şuradaki 4 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4. Daha sonra buradaki 4 ilmeğimi şişimize, soldaki şişimize geçiriyoruz. Şimdi bu sırada size aparatı kullanarak gösterdim. Bir de aparatı kullanmadan nasıl yapılır? Sonraki burguda o şekilde göstereceğim. 1 2 3 4. Burgumuzu yaptık. 14 ilmek sabit olan haroşamı ördüm. Böylelikle diğer taraftaki burgu çalışmamızı da yapmış olduk. Kenardaki 2 ilmeğimizi de örüyoruz. Sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi burgu çalışmamızı yaptık. Arka sıramızı yine aynı şekilde örüyoruz. 2 ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Haroşalarımızı örüyoruz. 14 ilmek. Yine aradaki düz ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu şekilde bu sıramızı da bitiriyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Hemen ipimizi kendi yönümüze alıyoruz. İlmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şu şekilde devam ediyoruz. Arttırdığımız ilmeği de ters örüyoruz. Bu sırada ilmek düz ilmeklerimiz 11 adet olacak. Buradaki artış ilmeğimizi de ters örüyoruz. 2 ilmeğimizi de ters örüyoruz. Ve daha sonrasında haroşaya geçiyoruz. Bu şekilde sıramızı devam edelim. Ön kısmımıza geldik. Şimdi burada ilk düğme iliğimizi açacağız. 1 2 3 4
5 ilmeğimi ördüm. Bir artış, bir artış çalışması yaptım. İpimizi doladık yani. Ve 2 ilmeğimizi birden kesip ilk düğme ilik çalışmamızı yaptık. Daha sonrasında haşalarımızı örüyoruz. Yine burgu çalışmamızdaki düz ilmeklerimizi de örüyoruz. Düz ilmeklerimiz 11 ilmek oldu. Artık 12 ilmek bu sırada artışımıza beraber yapmış olacağız. Daha sonrasında bir artış yapmayacağız. Bu sonuncu kez düz ördüğümüz ilmek olacak. 2 ilmek düzüm ördüm. 1 artırdım. Yine haraşalarıma, kol ve arka bedendeki haraşalarıma devam ediyorum. Dönüşte yine arttırdığımız ilmeğimizi burgunun yanındaki saç örgüsü örgümüzün yanındaki arttırdığımız ilmeğe ters olarak örüp ilmeklerimizi 12'ye çıkartıyoruz. Saç örgümüz için gerekli olan 12 ilmeğimizi örmüş oluyoruz. Bir sonraki sırada artık 12 ilmeğimizin yanındaki saç örgüsü için yaptığımız 12 ilmeğin yanındaki ilmeğimizi haraşa olarak örmeye devam edeceğiz. Düğme ilik çalışmamızı yapmıştık. Arka tarafımızı da yine ördük. Bu şekilde yine ön sıramıza geldik. Düğme ilik çalışmamızdan sonra bir diş haraşamızı da yapmış olduk. 14 ilmeğimizi ördük. Saç örgümüz için 12 ilmeğimizi elde ettik. Şimdi artık saç örgümüzün yanındaki ilmeğimizi haraşa örgü olarak arka tarafta öreceğiz yine. Toplam 12 ilmeğimizi düz ilmek olarak ördük. Bir tane ilmek artırıyoruz. Bu ilmeğimizi arka tarafta ters olarak, haraşo olarak öreceğiz. Yani iki tarafta da düz olarak örmüş olacağız artık. Yine diğer taraftaki saç örgünün yanındaki bir ilmeğimizi haraşo olarak öreceğiz. Örüp geleyim ve size nasıl yaptığımı göstereyim orayı da. Şu şekilde örelim. Örgümüzün arka yüzüne geldik. 14 haraşamızı yine ördük ve saç örgüsü için 12 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ve 12 ilmekten sonra bir artış ilmeğimizi yapmıştık. İpimizi diğer tarafa alıp ilmeğimizi haraşo olarak örüyoruz. Tekrar ipimizi kendi tarafımıza alıyoruz. 2 ilmek düzümüzü ters örüyoruz. Daha sonra yine koldaki ve arka bedendeki ilmeklerimizi haraşo olarak örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Yine diğer tarafta da 12 ilmeğin yanındaki artış ilmeğimizi haraşo örerek sıramızı bitiriyoruz. Ön sırada ikinci saç örgüsü çalışmamız için geliyoruz.
12 ilmeğin yanındaki bir ilmeğimizi arkadan haroş olarak örüp sıramızı bitirdik ve ilk 14 ilmeğimizi haroş olarak ön yüzden ördüm. Bir önceki saç örgüsü çalışmamızda ilk 8 ilmeğimizin yerlerini değiştirmiştik. Şimdi son 8 ilmeğimizin yerlerini değiştirerek ilerliyoruz. O yüzden 2, 3 ve 4. 4 ilmeğimizi, ilk 4 ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi burada bir de aparat kullanmadan size nasıl burgu çalışması ya da saç örgüsü çalışmamızı yapacağımızı göstereceğim. Şimdi 8 ilmeğimizin tamamını şişten çıkarıyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Benim için kolaylık oluyor. Ortadaki şu 4 ilmeği, ilk 4 ilmeği sağ tarafa kalan sol şişime geçiriyorum. Daha sonra sol tarafta kalan 4 ilmeği sağ şişime geçiriyorum. Onları sol şişime alıp örüyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Aparat kullanmadan ve 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra bir ilmek haroşamı örüyorum ve bir gizli artırmamı yapıyorum. 2 ilmek düzümü örüyorum. Yine bir gizli artırmamı yapıyorum. Tekrar kola geldik. Kol ve arka bedendeki haroşalarımızı örüyoruz. Gördüğünüz gibi ikinci burgu çalışmamızı da yapmış olduk. Ya da saç örgüsü hangi şekilde adlandırırsanız. Diğer burgu çalışmamızın olduğu yere geldik. 2 düz ilmeğimi ördüm. Daha sonra bir gizli artışımı yaptım. Bir ilmek haroşamı örüyorum. Yine burada da bu taraftan diğer tarafa artı çalışmamı, burgu çalışmamı yapacağım. Sağdan sola doğru. İlk 4 ilmeğimi burgu aparatıma alıyorum. Şu şekilde. Sıradaki 4 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4. Daha sonra aparattaki ilmekleri sol şişime geçiriyorum. Oradaki ilmekleri de örüp burgu çalışmamızı yapmış oluyoruz. Daha sonra 4 ilmek düzümü örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sonrasında 14 ilmek haroşamı örüp sıramızı bitiriyoruz. Saç örgü çalışmalarımız bu şekilde. Saç örgü çalışmalarımızı yaparken şurada bir ayrıklık oluşuyor. Gördüğünüz gibi ilk saç örgü çalışmamızı yaptığımda ikinci saç örgümüzü yaparken arasında 1, 2, 3 haroşa bırakıyoruz. Her saç örgümüzün arasında şimdi burada gördüğünüz gibi burgu çalışmamızı, saç örgü çalışmamızı yaptık. Şimdi 3 diş daha öreceğiz ve yine saç örgü çalışmamızı yapacağız. Artışlarımız yine devam edeceğiz. Edecek gizli artışlarımız. Artışlarımızı artık haroş olarak örüyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyoruz.
İkinci saç örgümüzü de bu şekilde bitirdik. Arka taraftan haroşalarımızı haroşa olarak, düzlerimizi de ters olarak ördük ve 12 ilmeğimiz, düz ilmeğimiz yanındaki artış ilmeklerimizi de haroşa olarak ördük. Bu şekilde her burgu çalışmamızı yaptıktan sonra 3 haroşa olacak şekilde burgu çalışmalarımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada yapmıştık. 1, 2, 3 yine burada yaptık. Yine 3 adet öreceğiz. Daha sonra yine 1. burgu çalışmamızda yaptığımız işlemin aynısını orada uygulayacağız. Böyle aynı şekilde devam edecek. İlk ilik çalışmamızı açmıştık. İlik çalışmalarımızı da 10 diş haroşa sırası arayla açacağız. Bu şekilde örelim ve daha sonrası size kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Tulumumuzun roba artışını 18 arttırma olacak şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilerledik. Ayrıca saç örgü çalışmalarımızı da her iki taraftan devam ettirdik. 1. düğme iliğimizi birlikte açmıştık. Daha sonrasında 10 diş haroşa sırası arayla 2. düğme iliğimizi de açtık. Ve ön yüze geldik. Yine saç örgü çalışmamızı devam ettirdik. Ön yüzden önümüzü ördük. Daha sonrasında artık artış çalışması yapmıyoruz. Ve bu şekilde, şu şekilde kolumuzu da tekrar haroşalarla örüp 2 düz ilmeğimizin olduğu yere geldik. Ve buradaki 1 düz ilmeğimizi kola, diğer düz ilmeğimizi arka bedene bıraktık. Daha sonra kolumuzu öreceğimiz için ters çevirdik. Ve diğer ön taraftaki artış yerindeki 2 düz ilmeğin olduğu yere kadar örüp yine 1 düz ilmeğimizi kola katacağız. Daha sonrasında koldaki ilmeklerimizi örmeye devam edeceğiz. Koldaki ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Daha sonra eksiltme ve lastik çalışmamız olacak. Lastik kısımlarımızı katlayacağımız için biraz fazla öreceğiz. Kolumuzun haroşalarını örelim. Kolumuzu ördük ve yine 2 düz ilmeğin olduğu yere geldik. 1 düz ilmeğimizi kola kattık. Diğer düz ilmeğimizi de ön bedenimize katıp devam ediyoruz. İpimizi diğer tarafa alıyoruz ve haroşa örgülerle kolumuzu örmeye devam ediyoruz. Herhangi bir arttırma, eksiltme çalışması yapmadan var olan ilmeklerimizi haroşa ilmek olarak örmeye devam ediyoruz. Ben kolumu öreyim lastik çalışmasına kadar. Size kaç haroşa ördüğümü söyleyeyim. Şekilde devam ediyoruz. Kol için ayırmış olduğumuz 46 ilmeğimizi toplamda 27 diş haroşa sırası olacak şekilde ördüm. Daha sonra 28. için arka bölüme, örgümüzün arka kısmına geldim. Lastik kısmımıza başlamadan önce kesim işlemi yapacağız kolun için. Dört ilmeğimizi arka kısımda 28. haroşamızı yaparken örüyoruz. Daha sonra kesim işlemi yapıyoruz. Bir tane kesiyoruz. Belli aralıklarla yine 4 ilmeğimizi örüp bir tane kesiyoruz.
4 ilmeğimizi örüyoruz. 1 ilmeğimizi kesiyoruz. Tekrar 4 ilmeğimizi örüyoruz. 1 ilmeğimizi kesiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi kesiyoruz. Yine 4 ilmeğimizi ördük. 1 ilmek kestik. 2 ilmeğimizi birden alıp kestik. 7 ilmek kestik arka yüzde ve ilmeklerimizi 39 ilmeğe indirdik. Şimdi ön yüzde lastik kısmımıza başlayacağız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve ilmeğimizi düz olarak sayıyoruz. Daha sonra ipimizi kendi yönümüze alıyoruz. İlmeğimizi ters olarak sayıyoruz. Tekrar diğer yöne alıyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Arka yüzde düz gördüğümüz ilmeği düz, ters gördüğümüz ilmeği ters olarak örüyoruz. Şu ilmeğimiz şöyle yakından düz, bu ilmeğimiz ters, bu ilmeğimiz düz, bu ilmeğimiz ters. Gördüğümüz ilmekleri düz, ters olacak şekilde örüyoruz. Toplam 25 sıra olacak şekilde örüyoruz. Kolumuzun arka kısmına geleceğiz. Kesimimizi de arka kısmından, ters kısmından yapacağız. Tulumumuzun kol çalışması için lastiğimi ördüm, 25 sıra ördüm ve örgümüzün arka yüzüne geldim ve örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimi kapatacağım. Kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonra bir ilmek düzümüzü örüyoruz ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Örerek kesme tekniğimizi bu şekilde yapıyorduk. Daha sonra ters ilmeğimizi örüyoruz ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Tekrar düzümüzü örüyoruz. Hem ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüyoruz hem de arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirerek örerek kesme tekniğiyle kesiyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını kapatalım. Belli bir miktarda ip bırakalım. Kollarını daha sonra dikmek üzere. Kolumuzun lastik çalışmasını da örerek kesme tekniğine bitirdik. Şimdi kolumuzu bu tarafa alıyoruz. İpimizi alıp arka bedenimizi örmeye devam ediyoruz. Kol çalışmamızın olduğu yere kadar öreceğiz. İkinci kol çalışmamızı da yapacağız. Şu şekilde arka ilmeklerimizi örüyoruz. Haroşa şeklinde. Arka bedendeki ilmeklerimizi ördük, kol bölümümüze geldik. Koldaki ilmeklerimizi ön bedendeki arttırma yerimizi kadar ördüm. Ve ne yapıyorduk? Diğer kolda olduğu gibi iki ilmekten birini kol bölümümüze, diğeri bedene bırakıyorduk.
Yine buraya kadar ördük, bir ilmeğimizi kolumuza kattık ve geri dönüşümüzü yaptık. Yine iki ilmeğimizin olduğu yere kadar öreceğiz. Oradaki iki ilmekten bir tanesini de kol bölümümüze katıp ilmeklerimizi haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Diğer kolumuzda yaptığımız gibi haroşa sayımız 27 diş olacak şekilde öreceğiz. Daha sonra ön taraftan yine bir sıra düzümüzü örüp arka taraftan 28. haroşa sıramızda ilmeklerimizi keseceğiz. Diğer kolda 7 ilmek kesmiştik. Bu kolda da aynı şekilde aralıklarla beraber 7 ilmeğimizi kesiyoruz. Kalan ilmeklerimizi bir ters, bir düz lastik olacak şekilde örüyoruz. Lastik kısmımızı da 25 sıra olacak şekilde örüp ilmeklerimizi ters yüzden, ters taraftan kesim çalışmamızı örerek kesme tekniğiyle yapıp ikinci kolumuzu da bu şekilde bitiriyoruz. İki düzümüzün yerine geldim. İki ilmek daha örüp bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Bu taraftan da bir ilmek düzümü aldım. Kolumuza kattık. Bu şekilde diğer kolumuzu da bitirelim. Tulumumuzun iki kol çalışmasını da bitirdim. İkinci kolu da aynı birinci kol gibi örerek burada ipimizi bağladık. Daha sonra onu gizleyeceğiz. Örerek devam ettirdim. Lastiklerimi ördüm. Yine ters taraftan örgümü kestim. Daha sonra yine diğer taraftaki robada olduğu gibi burada da ipimizi bağladım. Buradan haroşalarımı devam ettirdim. Yine saç örgümü yaptım. Ve haroşalarımı örerek sıramı bitirdim. Şimdi şöyle üst üste robamı getireyim. Şöyle. Bu şekilde hem saç örgülerimi hem haroşalarımı yaparak devam edeceğim. Şu şekilde. Aşağıya doğru. Her 10 diş haroşa sırası arayla düğmeliklerimi açacağım. 6 adet düğme ilik açmış olacağım. Düğme iliğinden sonra da bir 4-5 sıra daha öreceğim. Daha sonra yeterli ölçüye ulaştığımda bacak kısmımızı ayıracağız. Ben beden kısmımızı yeterli ölçüye kadar örüp geleyim. Tulumumuzun beden kısmını bitirdik. Şöyle şu şekilde gösterelim. Toplamda başlangıçtan beden kısmımızın bitimine kadar, A kısmına kadar toplam 60 diş haroşa olacak şekilde ördüm. Yine kenar bölümdeki düz ilmeklerimizi, düz çizgimizi yaptık. İlmeklerimizi, ilk ilmeğimizi 1, 2, 3, 4. haroşadan sonra açmıştık. Daha sonra 10 diş haroşa sırası arayla toplam 6 düğme iliği açtım. Sonrasında 2, 4, 6 diş haroşa örüp ön yüze geldim. Sonrasında hem baştan hem sondan ilmek keseceğimiz için ilk başta 6 ilmeğimi ayırdım. En sonda da yine 6 ilmeğimi ayırdım. Ortaya da 6 ilmek ayırıp geri kalan ilmeklerimizi bacak kısmı için ayırdım. Toplamda 138 ilmek şişimizde var. Bacak kısmı için de 60 ilmeğimiz kaldı.
Şimdi hemen kesim çalışmamızı yapıyoruz. Baştaki ilk 6 ilmeğimizi kesiyoruz. İlk ilmeğimizi örüyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirerek kesim çalışmalarımızı yapıyoruz. Toplamda 6 adet kesim çalışmamızı yapacağız. Yanındaki ilmeğimizi de örelim. 6 adet kesim çalışmamızı yapmış olduk. Daha sonra ilmeklerimizi örmeye devam edeceğiz. Haroşa ilmeklerimizi. Saç örgü bölümümüze geldik. İlk 4 ilmeğimi örüyorum. Daha sonra diğer ilmeklerimi yine saç örgümüzü devam ettirecek şekilde örüyoruz. Bu sefer soldan sağa vurmamız gerekti. O şekilde ilmeklerimizi vuruyoruz. İlmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Toplam bacak kısmımız için 60 ilmeğimizi öreceğiz. Haroşalarımızı örmeye devam edelim. Şu ortadaki işaretlediğim yere kadar 60 ilmeğimizi örüp geleyim. 60 ilmeğimizi ördük ve ayracımızın olduğu yere geldik. Ayracımızı alıyoruz. Ortadaki 6 ilmeğimizi keseceğiz. Hemen 2 ilmeğimizi örelim. Arkadaki ilmeği ilmeğin üstünden geçirelim. Birinci ilmeğimizi kestik. İkinci ilmeğimizi kestik. 3 4 5 diğer ayracımızı da çıkartıyoruz ve 6 ve yine sondaki 6 ilmeğimizi keseceğiz. İlmeklerimizi sonuna kadar örüp dönüşte 6 ilmeğimizi keseceğiz. Örgümüzün ters tarafında ilmeklerimizi 6 ilmeğimizi kesip artık bacak kısmını örmeye başlayacağız. Yine haroşalarımızı örelim. Burada saç örgümüzü yapalım. 7 sıra arayla yapıyorduk. Burada da sağdan sola doğru saç örgümüzü yapacağız. Sona kadar örelim. Kesim için gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Arka bölüme geldim. Şimdi burada ilk 2 ilmeğimi yine örüyorum. Ve ilmeklerimi kesiyorum. 2 3 4 5 6 6 ilmeğimi kestim. 8 haroşamı yine örüyorum. Daha sonra yine düzlerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde örgümüze yine aynı şekilde devam ediyoruz. Saç örgülerimizi önden düz olarak örüyoruz.
Saç örgülerinizi 7 sıra 3 diş haroşa sırası arayla yapıyoruz. Diğer ilmeklerimizi de haroşa olarak örüyoruz. Artık bacak kısmımızı ayırdık. İlmeklerimizi haroşa olarak örelim ve ön yüze gelelim. İlk bacak için 60 ilmeğimi ördüm. Şimdi ilmeklerimi 56 ilmeğe indireceğim için hemen ilk sırada bir eksiltme yapıp ilmeklerimizi 58'e indirelim. Bir ilmeğimizi örmeden alalım. Bir ilmek keselim. İki ilmeğimizi birden kesip eksiltelim. Daha sonra haroşalarımızı örelim. Yine sıra sonunda da bir ilmeğimizi keselim. Böylelikle ilmeklerimizi 58 ilmeğe indirmiş oluyoruz. Daha sonra 10 diş haroşa sırası arayla 2 ilmek daha eksiltip ilmeklerimizi 56 ilmeğe indirelim ki çok geniş bir bacak çalışmamız olmasın. Sizler daha da dahar istiyorsanız ilmeklerimizi 2 ilmek daha da eksiltip 54 ilmeğe de indirebilirsiniz. 56 benim yapacağım ölçü için yeterli olacaktır. Bu şekilde ilmeklerimi aşağıya doğru öreceğim. Saç örgümü de devam ettireceğim yine bacak kısmımızda. Yine saç örgü bölümümüze geldik. İlmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Saç örgülerimi de şu burgu çalışmasından sonra şurada 3 haroşa gördüğümüzde ya sağdan sola ya da soldan sağa şeklinde saç örgülerimizi yapıyoruz. Aradaki haroşalarımızı yine haroşa olarak örüyoruz. Hemen yine burada 2 ilmeğimizi keselim. Bir ilmek daha örüp ilmeklerimizi 58 ilmeğe indirelim. Bu şekilde ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Yine dediğim gibi 10 diş haroşa sırası sonra 2 ilmek daha kesip ilmeklerimi 56 ilmeğe indiriyorum. Aynı kolda olduğu gibi tek farkı saç örgüsü olmak üzere toplam 27 diş haroşa sırası da yine bacakta örüyoruz. Daha sonra yine uzunca bir lastik yapacağız. Lastik yapmadan önce 28. sıramı haroşa sıramız tersten 28. haroşa sıramızda ilmeklerimizi belli aralıklarla 7 ilmek eksiltiyorduk. Yine aynı bacak kısmında da yine aynı şekilde yapacağız. 7 ilmeğimizi belli aralıklarla eksilteceğiz. Aynı kol bölümündeki gibi hiçbir farkı yok. O yüzden bir daha anlatmayacağım. Göstermeyeceğim size yani. Yine 7 ilmeğimizi kesip ilmeklerimizi lastik örgü olarak ön yüzden örmeye başlayacağız. Bir ters bir düz olarak lastiğimizi öreceğiz. Toplamda koldaki olduğu gibi 25 sıra lastik örgümüzü öreceğiz. Şu ters kısımlardan saydığımızda 25 sıra elde edeceğiz. Ve örgümüzün ters bölümüne geleceğiz ve ilmeklerimizi tersten kapatacağız. Daha sonra diğer bacak kısmımıza geleceğiz. Diğer bacağımızı da ön yüzden örüp kesim çalışmamızı yapmıştık. Bunu da ipimizi alıp örgümüzü ters çevireceğiz. Diğer bacağımız bittikten sonra bu kısımdan örmeye başlayacağız. İpimizi buradan takacağız
Yine aynı şekilde saç örgülerimizi ve haroşalarımızı devam ettireceğiz. Burada da yine ön yüze geldiğimizde 2 ilmek eksilteceğiz. 10 diş haroşa sırası arayla 2 ilmek daha eksilteceğiz ve 56 ilmeği ilmeklerimizi düşüreceğiz. 27 diş haroşa sırası öreceğiz. 28. haroşamızda hem 28. haroşamızı yapacağız hem de belli aralıklarla 7 ilmeğimizi keseceğiz. Diğer kolda 4 ilmek örüp kesmiştik. Bacakta da aynı şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra ön yüze geleceğiz. Yine lastik çalışmamıza başlayacağız. 25 sıra lastiğimizi öreceğiz ve arka yüzden ilmeklerimizin tamamını kapatacağız. İki bacak kısmımızı da bu şekilde bitireceğiz. Ben bacaklarımı tamamlayayım. Daha sonra kapşon ve kulak bölümü için ve dikim çalışmaları için gelelim. Tulumumuzun iki bacak kısmını da bitirdim. Saç örgülerimizi devam ettirdim. 27 diş haroşa sırası yaptıktan sonra 28. haroşa sırasında ilmeklerimizi 7 ilmek eksiltip 49 ilmeğe düşürdük ve 25 sıra lastiğimizi örüp tersten örgümüzü kestik. Örerek kesme tekniğiyle daha sonra bunu bu şekilde katlayarak kullanacağız. Sonrasında dikişini ve A kısım çalışmalarını yapacağız. Bu çalışmamızı her iki bacak içinde uyguladım. Şimdi örgümüzün kapşonuna geldik. Kapşon için ilmeklerimizi çıkartacağız. Başlangıç sayımızdaki ilmeklerimizi aynen çıkartacağız. Başlangıç için tığımızı alıyoruz. Hemen kenardaki şu ilk ilmeğimizi tığımıza geçiriyoruz. Daha sonra yine ikinci ilmeğimizi alıyoruz. Üçüncü ilmeğimizi alıyoruz. Sırayla ilmeklerimizi almaya devam ediyoruz. Bu şekilde tığla, şöyle yakından göstermek istedim. Tığla alabilirsiniz. İsterseniz şişle de alabilirsiniz. Şimdi tığdaki ilmeklerimi şişe geçireyim. Size şişle de nasıl alınır onu göstereyim. Buradaki ilmeklerimizi şişe geçirelim. Sonrasında yine sıradaki ilmeğimize batalım. Örgü örer gibi şu şekilde yapıp ilmeğimizi alalım. Yine sıradakine batalım. İpimizi geçirip çıkartalım. Yine tekrar sıradaki yere batalım. İlmeğimizi içinden geçirip çıkartıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını ister tığla ister şiş yardımıyla 86 başlangıçtaki ilmeğimiz kadar çıkartıp düz bir şekilde örmüş oluyoruz ve geliyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi çıkartalım. Kapşon için ilmeklerimizi çıkardık ve sıra sonuna kadar geldik. Şimdi hemen arka tarafa geçip örgümüze ters yüzümüzden devam ediyoruz. Şimdi hem kenar hattımızı da ilerleteceğiz kapşonumuzla. Hem de haroşalarımızı öreceğiz. Kenar hattımız nasıldı? Tersten 2 ilmeğimizi örmüyorduk. Düz yüzden örüyorduk. İlmeklerimizi tamamını düz olarak örüyoruz. Başlangıç ilmeklerimiz 86 ilmekti. İlmeklerimizin tamamını bu şekilde örüyoruz. Şimdi ben İkinci sırada arttırım çalışması yapacağım. Bu sıramızı bu şekilde örelim düz bir şekilde. İkinci sıradaki arttırım çalışması için
gelelim. 8 ilmek arttıracağız. İlmeklerimi 94 ilmeğe çıkartacağım. Kapşonumuz biraz daha büyük olması için ilmeklerimi düz bir şekilde örelim. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geldim. Kenar hattımızı 2 ilmeğimizi örüyorduk ön yüzde. 2 3 bu şekilde örüp sekiz ilmeğimizi şimdi ilk ilmeğimizi arttıralım. Hemen ilmeğimizi şu dip tarafından ilmeğimizi geçiriyoruz ve ilmeğimizi çıkarmadan ikinci ilmeğimizi örüp artı çalışmamızı yapmış oluyoruz. Yine bir 10 ilmek kadar örelim. Böyle belli aralıklarla 9 ilmek, 10 ilmek. Yani o kadar illa 10 ilmek arayla yapacaksınız diye bir şey yok. Böyle belli aralıklarla şöyle yine ilmeğin şu dip tarafından şişimizi geçirip bir ilmek çıkartıyoruz. Daha sonra üstteki ilmeğimizi örüp bir ilmekten iki ilmek çıkarmış oluyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde çıkartalım. 86 ilmeğimizi 94 ilmek olacak şekilde haroşalarla öreceğiz. Artık herhangi bir işlem yapmayacağız. Üçüncüyü de göstereyim şöyle. Şu şekilde aradan bir ilmek. Normal ilmeğimizi de dokuyup devam ediyoruz. İlmeklerimizi 94 ilmeğe çıkartıyoruz. Daha sonra kapşon için 40 diş haroşa sırası olacak şekilde örüyoruz ve kesme işlemi için daha sonrasında hep beraber kapşonumuzun dikiş çalışması yapmadan nasıl kesmemiz gerektiğini göstereceğim sizlere. Kapşonumu örüp geliyorum. Ayrıca kenar hattımızı da devam ettiriyoruz. Kenar hattımızı unutmayalım. Kapşonumuzun bitimine kadar kenar hattımızı devam ettiriyoruz. Kapşonumuzu 40 diş haroşa sırası olmak üzere, dikdörtgen bir parça olmak üzere ördük. Kenarlardan da yine düz hattımızı her iki tarafta devam ettirdik. Şişimizde 94 ilmeğimiz vardı. Daha sonra düz yüzünden örgümüzün şu düz yüzünden ilmeklerimizi yarıya böldük ve yarıya kadar olan ilmeklerimizi ördük. 47 ilmeğimizi yarıya kadar ördük. Şimdi kesim işlemimizi yapacağız. Düz yüzündeyiz. Şöyle katlıyoruz. Ve ters yüzü bizim yönümüze gelecek şekilde oluşmuş oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi ters yüzü bize gelmiş oluyor. Şimdi yardımcı bir şiş alacağız. İlmeklerimizi 47 ilmeğimiz bu tarafta, 47 ilmeğimiz karşı tarafta. Yardımcı bir şiş alalım. İlmeklerimizi hem örüp hem keseceğiz. Hemen ilk ilmeğimi alıyorum. Karşıdaki yerdeki ilk ilmeğimizi de alıp birlikte örüyoruz. Tekrar ikinci ilmekleri karşılıklı olarak alıp örüyorum. Ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirerek kesiyorum.
Hem örüyoruz karşılıklı olarak ilmeklerimizi hem de kesiyoruz. Yine sıradaki ilmeklerimi örüyorum. Kesiyorum. Örerek kesme tekniğiyle de kesim işlemimizi yapıyoruz. Yine sıradaki ilmeklerimi karşılıklı olarak alıyorum. Ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Sıradaki ilmeklerimi örüyorum. Ve kesiyorum. Sıradaki ilmeklerimi örüyorum. Ve kesiyorum. Bu şekilde 47 ilmeğimi karşılıklı olarak hem örüyorum hem de kesim işlemiyle kapatıyorum. Ve herhangi bir dikiş olmadan karşılıklı olarak kapşonumuzu, ilmeklerini kapatmış oluyoruz. Kesim işlemimizi bu şekilde bitirdik ve burası kapşonumuzun ters tarafı. Düz tarafını çevirdiğimizde gördüğünüz gibi çok güzel bir kesim çalışmamız oldu ve hiç belli olmuyor. Gayet güzel oldu. Sizler de bu şekilde kapşonunuzu çalışabilirsiniz. Kapşonumuzu bitirdikten sonra kulak çalışması yapmadan önce dikiş çalışmalarımızı yapıp bitirelim. Dikiş çalışmamız için örgümüzün bacak kısmından şu şekilde ters tarafını çeviriyorum. Ve yine karşılıklı olarak ilmeklerimi dikeceğim. Şöyle ilk sabitlememi yapayım hemen. Şöyle en dikten ilk sabitlememi yapayım. Şöyle şu kenar bölümlerinden ilmeklerimi şu şekilde dikiyorum. Sizler bildiğiniz farklı yöntemlerle de dikebilirsiniz. Ben bu şekilde dikmeyi tercih ediyorum. İsterseniz düz taraftan da dikebilirsiniz. Ben lastik kısmımı yarısına kadar ters dikip daha sonra düz kısmını çevireceğim. Katladığımda güzel bir görüntü oluşması için iğnemiz de geçmiyor. Şu şekilde yine şu taraftan alıyoruz. Şöyle yine karşı tarafa geçiyoruz. Yine bu tarafa. Yine karşı tarafa. İlmeklerimizi bu şekilde karşılıklı olarak dikiyoruz. Yine bu tarafa. Şöyle ilmeğimizin arasından geçirerek dikim çalışmamızı yapıyoruz. Daha sonra şu karşıya geçiyoruz. İlmeğimizi şöyle çıkartıp örgümüzü iç tarafına düz yüzünü çeviriyoruz. Şu şekilde çevirdik. Katladığımızda güzel bir görüntü oluşması için ben bu şekilde tercih ettim. Sizler istediğiniz gibi hangi yöntemle dikiyorsanız dikebilirsiniz. Hiç sorun değil. Yine bu şekilde
haroşa kısmımızın olduğu yere kadar dikiş çalışmamızı devam ettiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi dikiş çalışmamızı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi haroşa kısmına geldik. Şurayı da alalım. Haroşa kısmına geldik. Hemen haroşa başındaki ilmeğimizi alıyoruz. Karşıdaki ilmeğimizi alıyoruz. Şu şekilde karşılıklı olarak dikiyoruz. Şöyle. Kenardaki haroşa ilmeklerimizin içinden geçirerek ilmeklerimizi dikiyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu şekilde dikip çalışmamızı A kısmına kadar yapalım. İkinci bacağımızı da aynı şekilde dikelim. Ve A kısmını birlikte dikmek için gelelim. İki bacağımızı da A kısmına kadar dikişlerini getirdik. Şimdi düğme takacağımız tarafımızı alta getiriyoruz. Ve A kısmımızın şu kesim çalışması yaptığımız yerin olduğu yere dikiyoruz. Şöyle karşılıklı olarak bu şekilde dikiyoruz. Şöyle de dikebilirsiniz. Şu şekilde düğmeyi dikeceğimiz yer alta gelecek şekilde dikim çalışmamızı yapıyoruz. Şöyle şu şekilde son yerimizi de dikelim. Sabitleyelim. Tekrar. Şimdi ilik kısmının olduğu yer üste gelecek şekilde bu sefer de buradaki iğnemi alıyorum. Bu sefer de bunu şu şu yere dikiyorum. Şöyle düğme iliği üst tarafa gelecek. Gördüğünüz gibi düğmeyi takacağımız yer alt tarafa gelecek. Şöyle kenardan sabitleyelim. İpimiz çıktı. Şöyle şu şekilde karşılıklı olarak dikim çalışmamızı yapıyorum. A kısmını da bu şekilde dikiyoruz. Bacak kısmımızı dikim çalışmasını yaptık, bitirdik. Kol kısmını da aynı şekilde dikeceğimiz için tekrar göstermeyeceğim. Kollarımızı da aynı şekilde dikim çalışmalarımızı yapıyoruz. A kısmımızı da bu şekilde diktik. Daha sonra iplerimizi temizleriz. Şöyle bir göstereyim. A kısmımızı da bu şekilde diktik. Buralara düğmelerimizi takıp düğmelerimizi takalım. Kollarımızın dikiş çalışmalarında aynı bacakta olduğu gibi şu şekilde yapalım. Daha sonra kulak çalışmamız için gelelim.
Tulumumuzun bütün dikim çalışmalarını bitirdik ve kulak bölümü içinde bir tane çalışmamı, kulağımızın bir tanesinin dikim çalışmasını yaptım. Şimdi ikincisini beraber birlikte dikeceğiz. İlk önce dikdörtgen bir parça elde ediyoruz. 22 ilmekle başlıyorum ve 17 diş haroşa ördüm. Ve ilmeklerimin hepsini kapattım. Daha sonra düz taraftan şu şekilde katlıyoruz ve bir ipimizle bu tarafa doğru, diğer ipimizi de aşağıya doğru dikerek ilmeklerimizi kapatıyoruz. Karşılıklı olarak iplerimize birer iğne geçiriyoruz. Şu şekilde ilmeklerimizin tepe noktasından karşılıklı olarak dikiyoruz. Dikdörtgen parçamızın üç tarafını da kapatıyoruz. Şu şekilde dikelim. Aşağıya doğru yine haroşa ilmeklerimizden şöyle karşılıklı olarak dikim çalışmasını yapalım. Daha sonra diğer ipimize de iğne geçirdik. Onu da buradan karşılıklı olarak dikim çalışmasını yapalım. Kulaklarımızın sabitleme işlemi için üç tarafını gördüğünüz gibi diktim. İplerimiz karşılıklı olarak geldi. Şimdi kapşonumuzda dip taraftan 15 diş haroşa sayıp saymadan da yapabilirsiniz. Yani şöyle bir ortalamamız gerekiyor. Şuraya sabitledim. Şu kesim yaptığımız yerden de 5 diş haroşa yan tarafa doğru sayarak sabitledim. Şimdi burada da yine hemen şöyle aynı hizayı aldım. Buraya araya sabitleyeceğim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Şu bölüme kenardan sabitleme işlemini yapıyoruz. Bir daha batalım. Aynı yere. Şimdi diğer taraftan kulağımızı şu şekilde tutup sabitliyoruz. Yine arasını 5 diş haroşa sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer iğnemizle bu sefer şöyle tutalım, kayma olmasın. Şöyle şuraya 2, 4, 5. Hemen arasına, haroşaların arasına dikim çalışmasını yapacağız. Burayı da bu taraftan sabitliyorum. Şöyle sabitliyoruz. Bir kere daha sabitleyeyim. Aynı yere sıkıca olsun. Şimdi sabitledik. Şimdi şöyle orta noktaya getirip şu şekilde arkadan da göstereyim. Şöyle büzeceğiz. Şu noktaya kadar her iki tarafı da dikeceğiz. Şöyle şunu şuradan, bunu da bu tarafta. Hemen yapıyorum. İlk önce şuraya dikelim bir taneye. Arkadan bir tutturmamız gerekiyor ki kaymasın. Şöyle diğerini tutturalım. Bunun dikim çalışmasını yapalım. Hemen şu aradan haroşa diplerinden alalım. Yine aynı yerden çaprazlama olarak dikelim. Şu
Şöyle döndüreyim. Görmeniz açısından daha kolay. Şu şekilde çaprazlama olarak dikiyoruz. Bir alttan bir üstten alarak şöyle öncüsünü de aldık. Şimdi diğer taraftaki yeri dikelim. Onu da yine çaprazlama olarak yine aynı noktaya şöyle şu şekilde getirelim. Şöyle şu şekilde. Karışı kenarlarından karşılıklı olarak dikim çalışmasını yapalım. Şöyle. Şöyle aynı noktaya birleştirelim. Ve çapraz bir hat gibi düşünün. Şöyle ikisini aynı noktaya getirdim. Şimdi arka tarafını büzeceğiz. Diğer iğnemizi alalım. Şu arkadaki şu hattan telleme yapacağız. Şöyle kenarlardan böyle seyrek seyrek şöyle döndürelim. Şöyle telliyoruz. Yine aynı noktaya diğer tarafa geliyoruz. Daha sonra burayı şöyle şu şekilde büzüyoruz. Arka tarafımızı. Şöyle birbirine böyle sabitliyoruz orayı ilmeğin kaymaması için. Şöyle içinden geçirelim. İyice böyle sabitleyelim. Diğer tarafını da yine şöyle iğneyle sabitleyeceğiz. Bu şekilde kulağımızı oluşturduk. İpimi daha sonra keserim. Gördüğünüz gibi kulağımız bu şekilde iki kulağımız da oluştu. İki kulağımızı da bu şekilde diktik. Çok şık oldu. Ben ipimi keseyim. Size tulumumun son haliyle geleyim. Tulumumuzun kulak dikimlerinde, kol dikimlerini, bacak ve ağ kısımlarının dikimlerini tamamladık. Düğmelerini diktik. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir tulum çalışmamız oldu. Biliyorsunuz son zamanların, son birkaç senenin beğenilen tulumlarından hemen hemen her rengi yapıldı. Ben de sizlere anlatımını elimden geldiğince yapmak istedim. Şöyle göstereyim iyice. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.